Karşınızdayız. Zoom aracılığıyla bir program yapıyoruz ama bu her zaman böyle olmayacak tabii ki. Her zaman Zoom aracılığıyla canlı bir program yapmayacağız. Biz bu programı bugünlük böyle Zoom aracılığıyla yapıyoruz. Bir saat özel gündemle karşınızda olacağız. Var mı bir özel gündemimiz? Her zaman olacak özel gündemlerimiz. Bazen o bize ayrılan bir saatte özel gündemin olduğu yere gideceğiz. Kanal T'nin canlı yayın aracıyla birlikte ve canlı olarak oradan yapacağız. Bazen stüdyomuzdan, bazen de böyle bugün ilk programımızda olduğu gibi tabii ki evden sizlere bağlanacağız. Evden. Bizim işimiz gazetecilik, bizim işimiz habercilik. Günün her saatinde, her anında sadece gazeteyle uğraşıyoruz, sadece gazetecilik yapıyoruz ve tabiri caizse sürekli de haber takip ediyoruz, haberleri takip etmeye çalışıyoruz. Sadece ülkemizden değil, bütün dünyadan haberleri takip etmeye çalışıyoruz. Ve şu anda da yaptığımız o, bütün dünyanın, elbette önce ülkemizin, sonra dünyanın, varsa dünyada çok önemli şeyler, önce onları veya Türkiye'de varsa tabii ki onları sizlere aktarmak istiyoruz, sizlere bildirmek istiyoruz. En çok şu anda özellikle benim de ilgilendiğim bir olay, bir ülke İngiltere tabii ki. İngiltere'de Duke of Edinburgh sıfatını taşıyan, Edinburgh Dükü dediğimiz, Prince Philip olarak da adı geçen, kraliçenin 99 yaşındaki kocası, öldü diye bekleyenler var ama hayır, yürüyerek hastaneye gitti, kendini iyi hissetmiyor. Tabii ki anında dedikodular başladı. Nedir bu dedikodular? Prince Philip'in ya da Edinburgh Dükü'nün 99 yaşındaki kardeşimizin Covid olduğu iddiası ama değil olmadığı söyleniyor. Covid olmadığı belirtiliyor. Ve tabii ki ne diyoruz? Geçmiş olsun diyoruz ama günün ilk haberi bu. Bir miktar size anlatayım. Şu anda saraydan bir sözcü birkaç gün hastanede gözlem altında tutulacağını ve dinleneceğini söylüyor. Prince Philip'in koronavirüs bağlantılı herhangi bir hastalığı olmadığını da bir başka kraliyet sözcüsü belirtiyor. Buckingham Palace'tan ya da Buckingham Sarayı'ndan yapılan resmi açıklamada da majesteleri Edinburgh Dükü'nün King Edward 7 hastanesine, 7. King Edward Hastanesi'ne Londra'da bugün öğleden sonra kaldırıldığını, İngiltere saatiyle 14.31'de ama bizim saatimizle 16.31'de, yani tam 9 dakika önce hastaneye girdiği söyleniyor. Bir araçla gelmiş ve kesinlikle girişi acil bir giriş de değilmiş. Bunu önce sizlerle paylaşalım. Bu bana göre bugünün en önemli gündemleri arasındadır dünya ile alakalı olarak. Neden? Çünkü bu adam çok tanınmış. Fazla işe yarayan bir insan olduğunu kimse söyleyemez. Çok da ilginçtir. İngiltere kraliyet ailesinin kraliçe tarafı Alman asıllıdır. Prince Philip Yunan asıllıdır. Yunanistan kökenli bir insan. Yunan vatandaşıydı eskiden, daha önce evlenmeden önce. Netflix'te kraliyet ailesiyle ilgili diziyi eminim birçoğumuz izliyoruz. Çok sevilen, çok sayılan bir insan değil. İngiltere'de muhafazakarlar kraliçeyi çok sever ama kocasına aynı saygı, aynı sevgi gösterilmez. Son derece fazla pot kıran bir insan olarak da bilinir. Prince Philip'in çok fazla gafları vardır mesela. Yani internete bile girip bakarsanız Prince Philip'in gaflarına
Örneğin 1966'dan beri yaptığı bir sürü gafları vardır. Gaf mıdır, değil midir bilmiyorum ama tabii ki söylediği bir yığın söz vardır ki onlar boşa gitmiyorlar. Örneğin British Woman Can't Cook demiştir 1966'da ben doğmadan bir yıl önce. Çok mu haksızdır bu konuda? Bu konu tartışılabilir. Bizi İngilizler nasıl olsa dinlemiyor. Ama İngiliz kadınlarının yemek pişirmediği söyleniyor. İngiltere'de aslında birçok mizah programında ya da birçok komedyenin esprilerinde de vardır aslında bunlar. Ama biliyorsunuz artık espri bile yaparken çok dikkatli olmak zorundayız. Öyle Avrupa Birliği'nin uygulamaları var. Brexit her ne kadar gerçekleşmiş olsa bile yapacağınız esprinin ırkçılığa girmemesi, ayrımcılığa girmemesi çok önemlidir. Bu konuda da dikkatli olmanız gerekir. Prens Philip'in yaptığı gafların tabii haddi hesabı yoktur. Bir Kenya ziyaretinde 1984'te de kadınlarla ilgili çok büyük bir gafı söz konusudur. Kendisine hediye veren, çok küçük bir hediye veren yerli bir kadına siz kadınsınız değil mi diye sorması çok büyük bir tartışma yaratmıştır. Tabii ki önemlidir bu adamın gafları, her türlü gafı, her türlü şeyi. Gazeteler de çok fazla dalga geçer Prens Philip'in gaflarıyla, her şeyiyle. Elgin mermerleri ya da Elgin Marbles olarak bilinen Yunanistan'a ait tarihi eserler. Yunanistan'dan çok fazla tarihi eser kaçırmış İngiltere. Yunanistan tabii akıllı davrandı. Bizim gibi değil çünkü bizden de çok fazla çaldı İngilizler. İngiliz sömürge yönetimi döneminde çok fazla şey İsveçliler de İngilizler de buradan çok fazla tarihi eseri kaçırıp kendi müzelerinde sergiliyorlar şu anda. Her ikisi de çok önemli olan iki müzede Kıbrıs'tan kaçırılan eserler var ama biz bunun davasını açmayı hiç düşünmedik. Yunanlılar bu davayı açtılar. Kazandıkları zaman gazetelerde işte Yunanistan bütün tarihi eserlerini geri alacak denmişti. Bu tarihi eserler arasında Prens Philip'i de gösteren çok karikatür hatırlıyorum çok fazla. Espriyle tabii ki birlikte biz bu gafları hatırlıyoruz. Hiç kimsenin sağlığının 99, 100, 200, 300 yaşında da olsa bozulmasını istemiyoruz. Özel gündemimize Prens Philip'le başladık. Tabii ki ne kadar bizi ilgilendiriyor, ilgilendirmiyor ayrı bir mesele ama tabii ki bizim gündemimiz şu anda koronavirüs ve koronavirüs nedeniyle yaşadığımız, koronavirüs nedeniyle yaşadığımız hem kapanma ve akabinde de ekonomik sıkıntılar. Bu ekonomik sıkıntıların çok ciddi şekilde, çok sert bir şekilde vurduğu kesimler söz konusu. Yoksul kesimler, çok ciddi şekilde etkilenen kesimler söz konusu. Önce devlet 10 bin yardım paketinden söz etti. 10 bin yardım paketi yapılacağını açıkladı. 9.700 kişi başvurdu veya 9.700 başvuru yapıldı buna. Ama en önemlisi bugün İki kardeş iş insanı bence bütün ülkeye örnek olacak bir yardım yaptı. Bu onların ilk yardım kampanyaları değil. Şahıs olarak da daha önce tanık olduğum birçok yardım kampanyaları var. Gazeteci olarak tabii ki ama Halil Falyalı ve Hüsnü Falyalı bana göre bugün son derece örnek alınması gereken 10 bin aileye gıda yardımı yaptı. Girne Belediyesi'nin tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'nın Girne Kaymakamlığı'nın Lefkoşa Kaymakamlığı'nın da yol göstericiliğinde bu yardımlar ailelere ulaştırılacak. 10 bin aileye gıda yardımı yapılacak. Bu yardımdan dolayı sevgili Halil Falyalı ve sevgili Hüsnü Falyalı'ya şahsım adına çok fazla teşekkür ederim. Gerçekten bu son derece
güzel bir davranış, son derece örnek alınması gerektiğine inandığım bir davranış. Çünkü bu şekilde çıkışlar yapan başka iş adamları da söz konusuydu. Özellikle bundan birkaç hafta önce aşı sağlanması konusunda bazı iş insanlarının devreye girdikleri gözlemlenmişti. Onlar aşı sağlanması için şu kadar para ayırdım, bu kadar para ayırdım diye sanal medyadan da paylaşımlar yapıyorlardı. Umarım, çünkü aşıyı ne yazık ki bireysel olarak alamayacağımız, hatta kurumsal olarak da alamayacağımız ortaya çıktı. Ne yazık ki Türkiye'den beklemek zorundayız. Bugün başbakanı dinledim Kanal T'de, sevgili Dilek Kırıcı'nın sorularını yanıtlarken. Türkiye'de oldukça, yani Türkiye sağladıkça kendisi için aşıyı, ama bütün dünyada çok büyük bir rekabettir aşısızlık ve aşı rekabeti. Dolayısıyla bizim KKTC olarak, gerek yaşayan vatandaşlarımızın parası olanların ve olmayanların herhangi bir şekilde aşı almaları, aşıyı ülkeye getirmeleri pek fazla mümkün olmayacak. Evet, Serhat İncirli ile özel gündemde Falyalı kardeşlere çok 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 teşekkür ediyoruz. Onları yetiştiren annelerin ve babalarının da ellerini öpüyorum. Cahit Hocam'ın da eşliğinde Allah onlara sağlık versin. Çok çok teşekkür ediyoruz gerçekten ve örnek alınması gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu sadece gıda yardımı şeklinde olmayabilir. Bunun içinde Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı'nın ve belki diğer partilerin yetkililerinin de önerdiği kriz masası olayının aslında bir şekilde oluşturulması, bu kriz masası olayına güzel bir organizasyonla, bu maddi yardımda bulunmak isteyen insanların da katkı koymaları, kim bilir belki esnafa biner Türk lirası, 2000'er Türk lirası, 3'er biner, yani 3000'er Türk lirası katkı sağlanabilmesi, belki bazı işletmelere bir şekilde destek olunması sağlanabilir. Yani illaki gıda yardımı olacak şeklinde düşünmüyoruz ama bunun bir şekilde organize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özel gündeme devam ediyoruz. Bundan sonraki günlerde, bundan sonraki programlarımızda söylediğimiz gibi daha fazla sokakta olmaya çaba harcayacağız. Eğer tabii ki canlı yayın olanaklarımızın el verdiği oranda. Çünkü Kanal T'nin haber ekibi sürekli sokakta. Kanal T'den haberci arkadaşlarımız sürekli bir yerlerde. Bizim için her gün böyle 16.30 civarında, 16.40, 16.30 gibi başlayacağız bu programa her gün. Öyle planlıyoruz. Belki 16.20'ye de geri çekilir. O yayın akışına göre bakacağız ama her gün öğleden sonra bir saat sizlerle laf azanlığımız bir şekilde devam edecek. Belki söyleşilerimiz olur canlı. Belki müzik dinletilerimiz olur canlı. Belki bizler şarkı söyleriz canlı. Tabii ki programımız canlı olacak. Bunun için biz bir yığın kafamızda taslaklar hazırladık. Ama sizden de tabii ki destek bekliyoruz. Sizden de katkı bekliyoruz. Sizlerin de bizlere ulaşıp bir şekilde destek olmanızı bekliyoruz. Gündemimizde bir önemli olay daha var bugün. Benim tabii ki çok fazla dikkatimi çeken bir olay. Kar yağışı. Ülkede çok ciddi anlamda soğuk bir hava var. Ve ısınma giderleri, elektrik giderleri, tüp gaz giderleri, hatta odun giderleri bile artar böyle dönemlerde. Ve bu sıkıntılı dönemde üzerine bir de soğuğun geliyor olması tabii ki insanımız için önemli bir sıkıntıdır diye düşünmekteyim ve umarım önümüzdeki günlerde
bu soğuklar düne, geçen güne geri döner. Ki meteoroloji dairesinin de bu doğrultuda bir saptaması veya tahmini söz konusu, yarından itibaren karlı hava ülkeyi terk edecek. Trodos'u ne yazık ki uzaktan görüyoruz çünkü güneye geçişlerimiz yok. Girne dağları, Girne Sıra dağları veya Beşparmak dağları ve Dadakyos diyor bunlar. Onun üzerine bugün sabahtan itibaren çok güzel kar yağan bölgeler oldu. Ama oraya da vatandaşlarımızın gitmemelerini, gidip de oradan paylaşım yapmamalarını özellikle rica da ediyoruz sevgilerimizle ve saygılarımızla tabii ki. Evet, sabah sizleri bir takım haberlerle, bir takım yorumlarla çok sıkıyoruz. Üzücü haberleri de sabah sizlerle paylaşmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bu programda bu formattan bir miktar tabii ki uzaklaşma amacındayız. Ama ne yazık ki yine de üzücü haberler ardı arkasına geliyor. Doktor Halil Onalt, İstanbul'da kaybettiğimiz doktorumuzun arkasından bugün ne acıdır ki emekli albay Engin Ali Naşit büyüğümüzü kaybettik. Engin Naşit, Limasoğluların tabii ki Girnelilerin çok iyi tanıdığı, çok sevdiğimiz bir ağabeyimizdi. Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. Tüm güvenlik kuvvetleri komutanına, ailesine Engin Naşit albayımızın acısını da aileyle birlikte tabii ki paylaşıyoruz. Bu haberi de sizlere ekledik. Efendim, bugün sabah Mausa'dan bir arkadaş aradı ve bu konuyu da bugün bu programda, ilk programımızda tekrar gündeme almak istedim. Serdar Demir. Serdar arkadaşımız bugün bizim sabahki Kanal T'deki programımıza bağlandı ve dedi ki Mausa'daki restoranını açtı. Biliyorsunuz restoranlar şu anda paket servis ediyorlar. Nereye ediyorlar? Evlere servis. Siz gidip oradan alışveriş yapamıyorsunuz. Yani paketi hazırla geleyim alayım take away yok. Bir belediyeye de yetki verildi biliyorsunuz. Serdar Bey'in dükkanın sahibini, o dükkanda yani çalışanlar yiyeceği, kebabı her neyse hazırlamışlar. Bunun bir belediye yetkilisi görmüş ve Serdar Bey'e tabii ki dükkanına ciddi bir ceza gelmiş. Bu 4400 lira bir ceza. Bunun kabul edilebilir bir tavır olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ortada bir mantık söz konusu olması lazım. Yani öyle bir mantık olmalı ki insanların insanlara daha doğrusu siz bilim dışısınız, üzgünüm. Yani hakaret etmek istemiyorum, aşağılama gibi bir niyetim yok. Ama Bektaşi'ye sormuşlar, dünya öküzün boynuzu üzerinde duruyor. Ne deriz? Demişler. Bektaşi kükremiş, demiş ki, bilmem bunu demiş ama bu söylediğinize inanan çok ciddi sayıda öküz olduğundan eminim demiş. Bundan eminim. Şimdi biraz akılcıl, biraz bilimsel davranmak lazım. Şimdi paket gidip alamıyorsunuz. Ne yapması lazım? İş yerinin servis etmesi lazım. Peki siz iş yerine cezayı verdiniz. Yolun kapısının önündeydi. Peki bu araba müşteri yolun 10 metre, 12 metre, 14 metre, 16 metre, 17 metre mesafesinde karşı tarafta olmuş olsaydı. Ve paket servis motosikletle yapılabilir, bisikletle yapılabilir, otomobille yapılabilir, şiroyla yapılabilir, buldozerle yapılabilir, kamyonla yapılabilir. Bu tip bir yasanız var mı? Bu tip bir kanunumuz var mı? Hayır, yok. O zaman bu adam bu paketi alsaydı, yani çalışan ve yolun 12 metre karşısında, diyelim ki işte dükkanın karşısında 10 metre, 9 metre, 9 metre 33 santim mesafeye götürmüş olsaydı ne yapacaktınız? Yani bu meselenin ilginç bir tarafı var. Dolayısıyla dünya öküzün boynuzlarında değildir. Siz de öküz olmayın.
Yani buna inanmayın. Dolayısıyla bu insanlara da bu türden cezalarla caydırıcı olacağınızı düşünün. Neyi düşünün peki? Efendim şunu düşünebilirsiniz. Geçen hafta Türkiye'den Sayın Fuat Oktay geldi. Allah razı olsun. Gündemimizi aldık, vaktimiz yeterse o konuda da sohbet ederiz ama işte bu gelişten 100 milyon kredi esnafa ve 20 milyon kira katkısı esnafa kredi olarak, tabii ki bunlar kredi olarak alınacak. Belki faizi düşüktür, uzun şeyi daha uzundur, vadesi daha uzundur. Yani karlı bir durumdur, Allah razı olsun. Ama siz 200 kişi geldi Türkiye'den, hiçbir tedbir almadınız. Çok tedbir aldığınızı söylüyorsunuz ama birkaç tanesine tanık olduk. Yoktu tedbir denen olay. Şimdi Türkiye'de bir siyasi partinin kurultayları yapılıyor. Hükümetteki siyasi partinin, AK Parti'nin. Ama o kurultayla ilgili çok ciddi eleştiri kurulu, ilçe kurulu, il kurultayları, il kongreleri veya neyse adı. Yüzlerce kişinin katıldığı bir kongre, yan tarafta bir kafe var, o kafeye iki kişi girerse ceza. İşte budur, yani öküzün boynuzlarındadır dünya. Buna inanmak bence buradadır. Yani bizim alacağımız tedbirler, ki önümüzdeki pazartesi günü bu tedbirlerin bir şekilde dünya, bir şekilde yaşanması bekleniyor. Sanırım çok dikkat etmemiz gerekir. Ama en çok dikkat etmemiz gereken bizim bireyler olarak, bireyler olarak kesinlikle maskemize, mesafemize ve hijyenimize çok fazla dikkat etmemizdir. Buna kesinlikle çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bugünün gündeme almak istediğim bir olay da tabii ki bugünün gündemine, özel gündemine almak istediğim olayı da ne yazık ki bir cinayet olayı. Geçen hafta işlenen ya da 1,5 hafta önce ülkemizde işlenen bir cinayet. Bu cinayette Halil İbrahim Mengi yaşamını yitirmişti. Başına keserle vurulduğu, İngiliz anahtarıyla vurulduğu söyleniyordu. Bugün konuşma ve işitme engelli bir kişi, kadın, cinayeti kendisinin işlediğini, konuşma ve işitme engellilerinin tercümanıyla birlikte mahkemede itiraf ettiği haberleri var. İnternet medyamıza, sanal medyamıza veya online medyamıza bu haber bugün düştü. Tabii ki çok üzücü bir olay ama son derece dikkat çekici konular var. Haber açısından, haber değeri açısından çok önemli bir olay olduğu düşüncesindeyim. Umarım en kısa sürede mahkememizde sonuçlanır. Adalet neyse o şekilde yerini bulur ama bizim şu anda bunu tartışacak bir durumumuz yok. Sadece haber olarak sizlerle paylaşmak istedim. Bu arada tabii ki bir ölüm olayı da Türkiye'de çok üzücü bir ölüm olayı. Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu'nun evinde ölümüyle ilgili evin çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarının inceleneceği söyleniyor. İllaki Cüceloğlu öldürüldü demiyor insanlar ama medyanın paranoyak bir şekilde bunu soruşturması, araştırması, polisin, adli makamların bu konuda soruşturma, araştırma yapması bence çok önemlidir. Çünkü eşi evden ayrılıyor, temizlik görevlisi eve geliyor ve temizlik görevlisi Cüceloğlu'nu evde yüzüstü yerde görüyor. Yani ama sırt üstü üzerine çarşaf örtülmüş bulduk diyor polis. Bir takım sıkıntılar var, bir takım sıkıntılı açıklamalar var veya bir takım çelişkili açıklamalar var. Bu konunun da umarım önümüzdeki günlerde açıklanacağı ya da önümüzdeki günlerde ortaya çıkacağını tahmin ediyorum, umuyorum, bekliyorum, inşallah diyorum. Çünkü çok önemli biriydi Doğan Cüceloğlu diye söylüyorum. Gündemimiz tabii ki devam ediyor. Yaklaşık olarak
30 dakikamız daha var. Biz bu 30 dakika içerisinde sizlerle haberlerimizi paylaşacağız. Bugünün özel gündem içerisinde yine medyamıza, Londra'daki Türk medyasına ve bize gelen haberlere göre İngiltere'de koronavirüsten yaşamını, yani COVID-19'dan yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin sayısı 282 oldu. Birkaç hafta önce 231'di. Şu anda 2 hafta içerisinde 282'yi bulması çok üzücü bir olay. Aynı şekilde Londra'da 311 Kıbrıslı Rum yaşamını yitirdi. Ölenlerin tümünün toprağı olsun, Allah rahmet eylesin. Çok büyük bir acı tabii ki. Bizleri çok üzüyor. Londra'daki kardeşlerimize buradan sevgilerimizi, saygılarımızla iletiyoruz. Kendilerine çok iyi baksınlar, kendilerini çok iyi korusunlar. Ümit ediyoruz, korurlar diye de düşünüyoruz. Ve bu arada da şöyle bir tartışma var. Bugünkü Guardian gazetesinde bir haber. Daha önce de bu konular, bu haberler çok yayınlanmıştı. Ama şimdi bilimsel verilerle yapılan bir açıklama veya bir değerlendirme, bir yorum söz konusu. O da nedir? Etnik toplumların ölüm oranının çok yüksek olduğu İngiltere'de. Bunun sebeplerinden bir tanesi olarak yaşam biçimi gösteriliyor ki bu bizim açımızdan da dikkate alınması gereken bir durum. Nedir bu yaşam biçimi veya bu yaşam biçiminin nasıl bir şey olduğu iddia ediliyor? Kıbrıslı Türklerin, doğulu kültürlerin, Rumların, Türkiyelilerin sosyal ilişkilerinin, aile kavramlarının, aile birlikteliği kavramlarının, saygı, aile içi saygı, yaşlıya hürmet, yaşlıya yardım, yaşlıya destek olaylarının batılı kültürlere göre daha fazla olması. Yani COVID bizim kültürümüzün doğru veya yanlış olduğuna karar veremez. Ama ne yazık ki COVID bizim kültürümüzün öldürücü olduğunu da bize gösteriyor. Nasıl? Londra'da yaşayanlar çok iyi bilir. Aileler mutlaka hafta sonu bir kebapçı yapmak isterler. Birleşirler, hafta içi görüşürler. Dede, nene, toruna çok düşkündür, bütün torunlara, evlada, bizde. İngilizlerde de düşkün değil midir? Sevmiyordur, elbette seviyordur ama. Görüşme sıklığı bizdeki kadar değildir. Bizde de artık azalıyor. Çünkü doğal asimilasyon son derece hızlı bir şekilde gelişiyor. Batılı kültür bizim doğulu kültürümüzü de mutlaka etkiliyor. Ama etkilemediği ölüm sayısından apaçık ortada. Çünkü biz hala birlikte yaşamayı, hala birbirimizi çok sık görmeyi, ama bundan da önemlisi torunun dedeye, torunun neneye düşkünlüğü, onların da karşılık vermesi ve çok daha fazla bir araya gelmeleri tabii ki artık azaldı geçmişe göre. İlk başlarda çok daha fazlaydı ama şimdi azaldı. Bizim bu konuda, buralarda bu virüsü sıfırlayıncaya kadar çok daha dikkatli olmamız gerektiği inancındayım. Çünkü biz sevgimizi kalbimizde, yüreğimizde, beynimizde her zaman hissedelim. Ama ne olur? Bizde var olması, bulunması yüksek olasılık olan koronavirüs
yeni tip koronavirüs, mutanta uğramış virüs her neyse, bunları immün sistemleri, direnme güçleri daha zayıf olan, aşı yapılmış olsalar bile yaşlılarımıza aşımayalım. Aşı olayı tabii ki son günlerdeki çok önemli bir olay. Aşı yenileniyor. Aşı yenileniyor. Yarından itibaren büyük bir olasılıkla ikinci dozların büyük bir bölümünde tamamlamış olması gerekecek, başlayacak diye düşünüyorum ama aşılanma bizim için çok önemli, çok mutlu bir rakam olarak önümüzde duruyor. Bu rakam nedir? Sayın Sağlık Bakanı'nın yaptığı bir açıklamadır. Ne dedi Sağlık Bakanı? Nisan ayı başına kadar 300 bin vatandaşımız aşılanacak. Bu son günlerdeki bana göre en mutlu, en önemli şeylerden, açıklamalardan biridir. Ama aşı olanların şu anda ülkeye gelmesi konusu nedir? Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin yeni bir açıklaması var. Ülkenin iki doz aşı olmuş kişilerin girişine karantinasız olarak açılmasının uygun olmadığını söylüyor şu anda. Çünkü güneyde İsrail ile yapılan anlaşma gereği şu anda iki doz aşıyı yapana ikinci dozdan sonraki 7 gün veya sonrasında yeşil pasaport verilecek. Bu pasaportu alan Güney Kıbrıs'la İsrail arasında karşılıklı olarak seyahat edebilecek. Bunu da Rum turizmi büyük bir heyecan bekliyor tabii ki. Ama biz de Tabipler Birliği böyle bir uygulamanın halk sağlığı açısından çok riskli olacağını söylüyor. Çünkü uygun değil diyor. Neden söylüyor? Covid-19 pandemisi dünyada yakın coğrafyamızda ve ülkede sürüyor. Varyant virüslerin gelişimi, virüsün bulaşıcılığının artmasına bağlı olarak hasta sayısında, hastane kapasitesinin kullanımında artış yaratıyor ve bunun devam etmesini bekliyoruz diyor. 1 Nisan itibariyle iki doz aşısını olmuş kişilerin ülkeye karantinasız girişlerine izin verilmesinin planlandığının açıklandığı hatırlatılıyor. Başbakanlık yapmış bu açıklamayı bugün ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği olarak COVID-19 Bilimsel Kurulu'nun görüş önerileri doğrultusunda bu konuda karşıyız diyorlar. İki doz aşı yapılmış kişilerin kendileri hasta olmaktan korunabilirler ama virüsü başkalarına bulaştırabilirler. Dolayısıyla bu benim kendi görüşüm. İki doz aşı yaptırmış olsa bile turistler, biz yükseltmezsek seviyemizi, ki işte o güne kadar inşallah yükseltiriz. O zaman Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği de korkmaktan, çekinmekten bence vazgeçer diye düşünüyorum. Tabii ki bu tamamen bilimin işi. Ben kendi tahminimi ortaya atmak istiyorum. Tabii ülkemizde son 2 günde, son 3 günde vaka sayısının kapanmalara da bağlı olarak düştüğü bir gerçek. Taburcu olan özellikle dün değil, bir önceki gün taburcu olan insan sayısının o günkü pozitif vaka sayısının 3 katı olması yine çok güzel bir haber ve çok güzel bir durum ki biz buna son derece mutlu, son derece de sevinmiş olduk. Gündemimize de bugünkü programımızın, bu akşam üzeri ilk programımızın da ilk haberleri arasına ya da önemli haberleri arasına bunu da aldık. Öğrencilerin geliyor olmasının da ekonomik açıdan ve eğitim açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Benim burada sadece sıkıntım neyle alakalıdır bir vergi mükellefi olarak? Karantina ücretlerinin ve uçuş ücretlerinin devlet tarafından karşılanacak olması beni biraz rahatsız ediyor. Çünkü bizim ülkemizdeki üniversitelerin büyük çoğunluğu limited şirkettir. Yani kar elde eden şirketlerdir. Keşke, yani kimse kusura bakmasın ama keşke üniversiteler Halil ve Hüsnü Falyalı'nın olsaydı diyeceğim. Çünkü
en azından elde ettikleri kardan bir miktar karantina ücretini öderler diye düşünüyorum. Bu bir vergi mükellefi anlayışıdır. Bunun üniversitelere karşı olmak veya üniversitelere karşı negatif bir yorum yapmak anlamı taşımamasını özellikle rica ediyorum. Rica ediyorum. Özellikle rica ediyorum. Benim maksadım üniversiteleri eleştirmek, üniversiteleri burada bir miktar zor durumda bırakmak gibi bir niyet. Yani amaç yok, öyle bir amacım yok. Ama esas pozisyonu ne yazık ki kar elde etmek olan birçok üniversitenin masraflarının devlet tarafından karşılanmasının pek fazla mantıklı gelmiyor bana. Ama yine de tabii ki saygımız sonsuz. Biz eleştirimizi yapıyoruz, eleştirimiz de olacak diye düşünüyorum. Efendim, son günlerde gıda yardımını söylemiştik. Bir kez daha ben teşekkür ediyorum hem devlete hem de en az devlet, hatta devletten daha fazla gıda yardımında öne çıkan Hüsnü ve Halil Falyalı kardeşlere teşekkür edelim. Reel sektörün ve özel sektörün desteklenmesi konusunda da ben başbakanın söylediklerine güvenilmesi gerektiği inancını şahsi olarak belirtmek istiyorum. Yani akmazsa damlıyor. Çünkü bir yandan sağlık tedbirleri alırken bir yandan bir takım sektörlerin zarara uğraması gayet doğaldır ve dünyadaki bütün benzerlerinde de bu vardır. Sağlığı ve ekonomiyi birlikte düşünmeye gayret gösteriyoruz diyor Sayın Ersan Saner ve bu doğrultuda da bugün Kanal T'deki programda açıkladığı gibi 100 milyon ve 20 milyon krediler bana göre çok değerlidir. Ve tabii ki asla siyaset konuşmak istemiyoruz buralarda ama dövizde bir düşüş olması siyasi kararlar alınmasını da gerektiren bir durumdur. Dövizde artış olduğu zaman yapılan zamlar gerekçe bulabiliyorsa dövizin artışıyla alakalı. Bize diyorlar ki döviz arttı onun için zamladık. Dövizde düşüş söz konusu olduğunda neden ucuzlamıyor? Hemen mazeret hazırdır. Yeni parti mal geldiğinde ancak bu mümkün olabilir. Bugüne kadar da hiç mümkün olmadı ne yazık ki. Yeni parti mal ucuz bile gelmiş olsa eski parti malın fiyatının üzerinde veya aynısı satılıyor. Ucuzlamış olmasına rağmen. Bu neyi gerektirir? Bu aslında sabahki programlarımızda bazen dile getirdiğimiz bronzo meselesini getirir. Devletin bu konuda bronzosunun çok sıkı olması lazım. Hükümetin bu konuda denetim kapasitesinin çok yüksek olması lazım ki bu zamları yapan ve halkın anasını ağlatan bu durumu ortadan kaldırabilsin. Biz gündemimize, özel gündemimize hükümetin bu konuda da bir şeyler yapmasını, özellikle Ekonomi Bakanlığı'na bu konuda çok büyük görev düştüğünü belirtmek istedik bu özel gündemimizde. Bugün bu konuya da girmek istedik. Evet, böyle bir durumdu. Neden? Çünkü döviz düşüyor. Birileri denetlesin, bundan sonraki parti gelsin, baksın. Peki bakabiliyor mu Ekonomi Bakanımız? Ekonomi Bakanı'nın Nisan ayında partisinin kurultayı var ve önemli bir genel başkanlık yarışı yaşanacak. Ulusal Birlik Partisi'nde yaşadık, krizle sonuçlandı. Sonra kriz bir miktar formüllerle aşıldı gibi şu anda görüntü aşıldığı yönünde. Ama ilk genel başkanlık yarışı başladığı an Ulusal Birlik Partisi'nde aynı köpürme ve kabarmaları göreceğiz. Şu anda Yeniden Doğuş Partisi'nde de Genel Başkan Erhan Arıklı Ekonomi Bakanımız ve Genel Sekreter Berthan Zaroğlu'nun bir liderlik yarışı başlamış durumda. 1 Mart'ta Sayın Zaroğlu resmi olarak Genel Başkan adaylığını açıklayacak ama daha önceden, dünden, geçen günden açılımı zaten biliniyordu. Bu arada Genel Başkan Erhan Arıklı Başkanlık Divanı'ndan iki kişiyi görevden almış bugünkü gündemde. Bunlar da var. Başkanlık Divanı üyeliği yapan Ahmet Yönlüer
ve Bülent Kaya'yı görevden aldı. Parti kurucu üyesi Orhan Hunç genel başkan yardımcısı olarak başkanlık divanlık üyeliğine atandı. Bu değişim bir bayrak değişimidir diyor parti. Önümüzdeki kurultaya kendi ekibimle hazırlanmak istiyorum. Başkanlık divanından almak zorunda kaldığımız arkadaşlara çok teşekkürlerimi iletiyorum dedi. Yani oturup sabaha kadar eleştirebiliriz. Atamayla gelirse atamayla gider. Onun için demokrasi olması lazım ki atamayla gitmesin. Hepsini sen adayacaksan ne adadın zaten? Yani niye ünvan veriyorsunuz ki insanlara atamayla ünvan? Siyasette atamayla ünvan olmaz. Siyasette ünvanlar atamayla kazanılmaz. Siyasette ünvanların atamayla kazanılması demokrasiye aykırıdır. Siyasette atamayla gelen insanlar ancak atayana biat etmek zorundadır. Bu önemlidir. Başkanlık sistemini de tartıştığımız bu dönemde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Başkana verilecek olan bakanları veya başbakanı hatta atama yetkisi ki verilecekse başkanlık sistemi, Fransa tipi bir başkanlık sistemi olacaksa bizde de bir başbakan olacak ki Güney Kıbrıs veya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gibi olacaksa başbakan olmayacak, bütün bakanları başkan atayacak ama henüz bu tartışma için daha çok erken diye düşünüyorum başkanlık sistemi için. Evet, başkanlık sistemi tartışmasında başkanlık sistemini destekleyen bir kafa yapısına sahibim ama şu anda bizim önümüzde ben inanıyorum ki yakın Yeniden Doğuş Partisi'nin olağan kurultayından sonra muhalefetin de talebi doğrultusunda Mayıs-Haziran dolaylarında bir erken seçim konuşuluyor. Ama bu erken seçimden önce Ulusal Birlik Partisi'nin de sanırım bir genel başkanlık yarışının olacağı, olağanüstü kurultayın yapılacağını düşünen biriyim. Bunu da bugünkü gündemimize sizlerle birlikte tartışmak için geldik. Efendim başka neler yapılabilir diye soranlar var. Bu arada Facebook'ta programımızı takip eden bir sürü kardeşimiz de var. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izledikleri için sabah olduğu gibi şu anda da izliyorlar. Bizim paylaşımımıza katkı koyuyorlar. Çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kendilerine çok da teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Neler düşünülebilir, neler, başka neler olabilir diye düşünürsek, mesela neler olabileceği konusunda benim en çok aklıma gelen tabii ki Güney Kıbrıs'ta da düşünülen bir olay, ev sahibi vergiden geri kirayı almasın, sene sonu vergiden düşsün. Yerine belediyesi 2 ay kiracılardan kira almayacak ki çok önemli bir olay. Gündeme almak istediğimiz bir konu da hala bizim için çok güzel bir olay ama gündeme almak istediğimiz bir konu devlet Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs vakalarında son bir haftada düşüş olduğu yönündeki açıklama. Efendim, Seval Atilla Nefes, Hatice Teral İncirli'ye annem tabii ki güzel bir program olmasını dilemiş annem. Çok teşekkür ediyorum. Şaziye Mehmet, abi iyi yayınlar. Londra'dan gelecek olan KKTC vatandaşları karantina ödemek zorunda mı? Evet, karantina ücretlerini ödeyecekler. TC'den gelecek olan öğrenciler ödeme yapmayacak diye haber okuduk. Evet, onlar ödemeyecek. Yani bu öğrencilere tanınan bir ayrıcalık. Durumlar hiç iyi değil, erken rahatlamalar söz konusudur diyor Kemal Osman Ceyhanlı ki bence çok önemli. Afın Girgen kardeşim yağışlı havalarda motorlu arkadaşlar çıkıp gelmesin diye. Hazırlayın almaya geliyorum diye sipariş verilir. Gelip arabaya bırakırlar, buna ceza yazmak aptallıktır diyor. %100 katılıyorum. Katriye İnatçı bize sabahları selam ediyor şimdi aynı şekilde.
Hep bitti bankalara işleyelim. Ben alayım 100 bin TL'yi başbakanımız ödesin olur mu diye sordu Serin Coşku. Bilmiyorum, isterseniz bir ara soralım Ersan Saner'e. Eğer öyle bir şey kabul ederse ben de gireceğim Serin Coşku'nun bu işe. Ben alacağım, o ödesin. Biz can derdinde, partiler hala koltuk derdinde. Evden yapan galiba diyor Taner Şah da. Evet Taner abiciğim, seni gördüm, çok da sevindim. Çok sevgilerimi sunuyorum sana. Sen benim için çok değerli birisin. Sen bu ülkenin bir keman virtüözüsün, sanatçısın. Sizlerin hakkı hiçbir zaman ödenmez. Sizlerin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz tabii ki. Efendim, izleyenlere tabii ki çok teşekkür ediyoruz. Çünkü son derece yüksek bir izleyici oranımız varmış buralarda. Şu anda baktım, 49 dakikadır yaklaşık yayındayız. 9 tane yorum yapılmış, 10 tane yorum. 55 paylaşım var, çok teşekkür ediyoruz. Çok çok sağ olun diyoruz. Ve son dakikalarında, programımızın son dakikalarında etnik azınlık ölümleriyle ilgili özel bir mesaj geldi bu arada. Ne yazık ki kurbanı olduk diyor. Biraz önce bizim söylediğimiz gibi ne yazık ki kurbanı olduk biz kültürümüzün. Çok mutluyuz, çok memnunuz aslında biz kültürümüzden. Çok da seviyoruz kültürümüzü. Kıbrıslı olmak bizim için çok önemli. Türk olmak bizim için çok önemli. Ne mutlu Kıbrıslıyım, ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Ama ne yazık ki çok ciddi anlamda genç ne diyor? Genç vatandaşlarımızın yaşlılara virüsü taşıdığı ve ölenlerin büyük çoğunluğunun da ya çok yaşlılar ya da yani yaşı ileri olan, sonuçta işte immün sistemlerinin zayıflaması durumuyla ilgili bir haber, ilgili bir olay diye düşünüyorum. Tabii ki sizlere bu konuda çok dikkatli olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Bu arada 60 yaşında Bayram Özkan adlı bir vatandaşımızın yaşamını yitirdiğini de sizlere aktarmış olalım. Taşkınköy'de bugün saat 07 sıralarında bu ölüm meydana geldi. Polis henüz herhangi bir açıklama yapmış değil bu konuda. Araştırılıyor, söyleniyor. Başbakanın sağlıkla ekonomiyi aynı düzeyde götürme talebi, yarından itibaren 3 gün çok soğuk don olayının beklendiği ama yağmur, yağış yok. Yani yarın cuma ve cumartesi sabahları yer yer don, yarın öğleye kadar da fırtınamsı rüzgar var. Evet, yarın öyle diyor, yani perşembe günü, cuma ve cumartesi sabahları yer yer don olayı bekleniyor. Ama yarından itibaren 3 gün bu don olayının sabahları beklenmesinin ötesinde pazara kadar yağmur yok, pazar günü yağmur olacak. Yine soğuk bir hava, bize göre 12-15 derece dolaylarında rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman da kuvvetli esecek diye söylüyor. Bizlere bir üzücü haberle daha bugünkü haberleri tamamlayalım. Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören 82 yaşındaki bir erkek hasta bugün ne yazık ki hayatını kaybetti. Ona da Allah'tan rahmet dileklerimizi iletiyoruz. İsmini şu anda söylemiyoruz tabii ki sizlere. Evet. Yeni bir program, yeni bir sayfa. Bugün evden yaptık bu programı. Online yaptık bu programı. Online program yapmak, online dersler veren bir insanım aslında. Üniversitede 2 dönemdir. Yani koronavirüs başlayalı. Son derece sıkıcı ve son derece zor bir olay. Online ders vermek. Ama bu bize bilgisayara bakıp konuşmayı öğretti. Biz de şu anda aynen onu yapıyoruz. Bilgisayara bakıp konuşuyoruz ama Serhat İncirli ile özel gündem böyle her gün bilgisayara bakarak konuşmayla olmayacak. Bazen stüdyoda sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Ama genellikle biz canlı yayın yapmak istiyoruz aracımızla, canlı yayın aracımızla tabii ki mümkün olduğunca. Çünkü söylediğim gibi Kanal T'nin haber ekibi sürekli canlı.
sürekli canlı yayında. Biz eğer fırsatını bulursak, bunu bir saatlik yapacağız akşam üzeri 4.30 sularında, başlayıp 5.30 sularında bitireceğiz bugün olduğu gibi. Ve hepinize tabii ki bu arada çeşitli sürprizler de, çeşitli güzellikler de hazırlamaya gayret göstereceğiz. Bunlar arasında en fazla istek aldığımız konu şarkı söylemek. Sevgili eşim Şükrü bile aynı şeyi söyledi bugün. O da dedi ki bir arkadaşımız var işte, o arkadaşımıza söyleyelim. O çalsın, sen söyle dedi. Dedim inşallah yaparız. Şarkıcılığa da işi götürürüz. Zaten söylen dedi sabahları. Yani sesin de güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ona da ondan çok teşekkür ediyorum tabii ki. Ama biz tabii ki şarkı da söyleyeceğiz. Tabii ki şarkılar da söyleyeceğiz. Şarkı söyleyen insanları da sizlerin karşısına getirmeye çok gayret edeceğiz. Çünkü onlar bizim güzelliğimizdir. Şarkılar, sanatçılar, tiyatrocular bizim her şeyimizdir onlar. Ve bu dönemde, bu korona illetinin olduğu günlerde en sıkıntılı onlardır. Ses düzeni arkadaşlarımız tabii ki. Canel Paşa, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgilerimizi, saygılarımızı sizlere sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sanatçılarımızı, ses özellikle müzik, ses, ışık sanatçılarını, onları sevgiyle kucaklıyoruz. Her zaman programımızda yerleri olacağını da sizlere anlatmak istiyoruz. Bugün ilk programımızdı. Böyle yaptık, evden yaptık. Yine gömleğimizi, ceketimizi giydik, kravatsız sabah olduğu gibi değil. Sen yeter ki söyle, çalmayan namerttir diyor Taner Şah. Yaşa Taner abi, çok teşekkür ederim, çok sağ olasın. Bir tanesin Londra'dan sevgiler Ali Şamali. Bak, o da sesi. Dünya güzeli bir kardeşimiz Ali Şamali. Birçoğumuz Ali'yi tabii ki şarkılarıyla, türküleriyle de bilir. Ama Ali bizim aynı zamanda büyük bir sporcumuzdu, kalecimizdi benim gençliğimde. Benden biraz büyüktür sevgili Ali. Ben onun Gege'de çok güzel kaleci olduğunu biliyorum tabii ki. Evet. Çok teşekkür ediyorum Taner abi, Taner Şah. Serhat'ım iki gözün kolay gelsin, evdesin galiba diyor. Evdeyim abi, çok teşekkürler. Sevgiler, saygılar herkese. Bizi izleyenlerin tümüne. Ve tabii ki programımızı bitirdik yaklaşık olarak. 55 dakikadır zarzan ediyoruz burada karşınızda. Sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Her gün hafta arası, her gün hafta içi, her gün. Öyle bir saat karşınıza çıkmaya çalışıyoruz, çalışacağız. İnşallah ülkenin farklı noktalarından, farklı bölgelerinden sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Sizleri de programa katacağız. Sizleri de programımıza bekliyoruz. Böyle spontane, doğaçlama gelişen konularla, konuklarla da birlikte olmak istiyoruz. Ve program başında söylediğim gibi aslında kötü şeyleri, kötülükleri değil, böyle bu dönemde bir miktar neşelenmeyi, bir miktar daha satirik oynamayı, satirik derken yani daha mizahla eleştirir noktalara gitmeyi düşünüyoruz. Yani öküzün boynuzları gibi aslında. Hani onu mizah olsun diye söyledik, herhangi birine gitsin diye söylemedik ama Bektaşi'ye sormuşlar, dünya öküzün boynuzu üzerindedir demiş. Ne dersin? Demiş, bilmiyorum abi demiş, ben bu konuda bir şey ama buna inanan çok öküz olduğundan eminim demiş. Yani öyle de bir olay. Evet. Efendim, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Canı sıkılan kral bir gün soytarısını çağırmış ve öyle bir kabahat işle demiş ki, bunu sultan da yalakasına da söylüyorlar bizim şey için ama biz kralla soytarı diyelim. Soytarı tamam demiş. Kral aradan birkaç saat geçmiş, sarayda tam merdivenlerden çıkarken soytarı cinsel tacizde bulunmuş açıkçası. Yani tam bilimsel adı o. Söyleyemem ne oldu. Cinsel tacizde bulunmuş. Kral öyle bir huylanmış ki demiş, ne yapıyorsun lan soytarı? O da demiş ki, pardon kralım demiş, eşinizi, sultanı sanmış.
kraliçeyi sanmıştım demiş. Ve özürün kabahatinden büyük olmuş hali buradan geliyormuş. Efendim biz sürçülisan etmişsek affola bu ilk programımıza çok özür dileriz. Ama öyle sultan kral özürü değil, biz kendi basit özürümüzden diliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarıma ben devrediyorum tabii ki şu anda Kanal T yönetimi, yani rejisi Kanal T teknik yönetimi devralacak. Onlar artık program akışını sürdürecekler. Emeği geçen herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum Kanal T'de. Yarın sabah zaten 07.30'da yine arkadaşlarımı göreceğim. 6.10 geçeden itibaren oralardayız. 6.20 geçeden itibaren gidiyoruz. Hazırlanıyoruz. Sizler için en iyi, sizlere en güzel şekilde karşınızda olmak için yani. Ve bu programda da aynı şekilde yine en güzel ve en iyi şekilde, böyle evden değil, beyaz duvar arkamızda falan değil. Daha canlı, daha hareketli, daha neşeli ve biraz daha güler yüzlü olacak şekilde bulunmak istiyoruz her zaman karşınızda. Hoşça kalın.